suikast düzenlemek, katliam yapmak, sabotaj düzenlemek, kundaklamak, adam kaçırmak, bütün bunlar kontrgerillanın görevleri arasındadır. Bakın bir daha sayayım. Katliam, Maraş katliamı mesela. Suikastler, 12 Eylül öncesi öldürülen aydınlar, devrimciler, yurtseverler, politikacılar. Suikastler, katliamlar, cinayetler, kundaklamalar. Bunları bütün Türkiye'deki, bütün bu coğrafyada bütün bunları yaşadık. Bunları yapacaklar. O dönemde İslamcılarla ve faşizan milliyetçi gruplarla kurdukları ilişkiyi 1997'ye kadar getirdiler. AKP vesaire tam bu sürecin ürünüdür. Bakın, Fethullah Gülen bu kontrgerillanın bir yapılanması olan Komünizmle Mücadele Derneği'nin 1960'larda kurulan Erzurum Yönetim Kurulu üyesidir. Recai Kutan Malatya Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı'dır. Abdullah Gül yine bu kontrgerillanın bir yan gençlik örgütü gibi çalışan Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul Başkanı'dır. İsmail Kahraman Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanı'dır. Bugünkü Meclis Başkanı. 16 Şubat 1969'da Taksim'de Kanlı Pazar diye bilinen bir olay vardır. Dönemin devrimci gençliği, dev gençin önderliğinde Amerikan 6. filosunu Prokestü mitingi düzenliyor. Beyazıt'tan Taksim'e kadar bir yürüyüş öngörülüyor. 40 bin kişinin katıldığı, o zaman İstanbul'un nüfusu 1,5 milyon, 40 bin kişi. Çok büyük bir rakam. Ondan önce bu Mehmet Şevket Eygi vardı, Milli Gazete'nin yazarı, bu Tayyip Erdoğan'ların ve diğerlerinin kanaat önderidir. Onların teorisyenidir. Onun çıkarttığı Bugün diye bir gazete var. O Bugün gazetesinin baş yazılarının bazıları internette var. Bakın. Diyor ki 6. filo kıble yönüne devirledi. O bizim dostumuzdur. Onlar kızıl komünistlere karşı mücadele ediyorlar. İmanlı gençlik. İmanlı vatandaşlar. 6. filoya karşı namaz kılın. Sonra da bu kaldırımları bu kızılların kanlarıyla sulayın. Bakın böyle yazı yazdılar. Girin internete bakın. Polisin gözü önünde insan bıçaklıyorlar. Kanlı Pazar diye girin 1969. Kim bunu organize eden? İsmail Kahraman. Kim var bu organizasyonun içinde? Abdullah Gül. Ben bunu televizyon programında anlattım ve kitaplarında yazdım. Tek bir açıklama, tek bir itiraz gelmedi. Oradalar şu. Bunu organize eden komitenin içindeler. Kim bunun üyesi? Milli Türk Talebe Birliği'nde Necip Fazıl Kısaküre'ye şiir günleri düzenleten, söyleşi ve konferanslar düzenleten Recep Tayyip Erdoğan. Buralardan geliyorlar. Bakın buralardan geliyorlar. Bu kirli ilişki nedeniyle. Ama bir şeyi unuttular. Bu ülkede komünizme karşı olduklarını söyleyenler aynı zamanda Kemalizme de karşıydılar. Tümü. Kemalizme de karşıydı. Necip Fazıl Kısaküre,